En sıradan adama gidiyorsun. Avrupa'ya çıkınca farklı oynuyor dedi. Dedim inançlarımız farklı ama ben şuna çok inanırım. Bu kulübü Kur'an adam ilk hedef olarak oraya göstermiş. Evet. Bu dedim o enerji gider, devam eder. Bundan olabilir dedim. Florkinler falan hatırla. Tabii. Florkin, Perez. Adını bile duymadığımızı. Bizden önce adını duyan yok yani. O, evet. o da onun farkında. Dedi ki ben böyle forma görmedim sıradan oyunculara gidiyorum. Avrupa maçı takımı tanıyamıyorum dedi. Benim söylediklerim yapmalarını değil dedi. Onlar ligde yapamıyorlar dedi mesela. Birçok maçta ben çıldırıyorum dedi. Yapamıyorlar dedi. Avrupa'da dedi söylediğim iki katını yapıyorlar. Bu nasıl bir şey ben çözemedim dedi. Bu. Şimdi şuraya geleceğim. Aynı Lucescu 4 hafta sonra İstanbul'daki Elazığ maçı olacak galiba. 2-2 bitti. Bas toplantısına giderken beni gördü koluma girdi dedi ki Türkçe dedi böyle Aklısın. Şampiyonumuzu alacaklar dedi. Aldılar zaten o sene. Şuraya geleceğim. Oca kendini adamış takıma. Ben mesela Galatasaray'da olsam Lucescu'yu bir 10 sene tutardım o zaman. 10 sene tutardım. Orada da Galatasaray taraftarının o hücum futbolu, Fatih Terim'in ısıran takımı, o eski alışkanlıklar tabi, hep daha farklı şeyler düşündürdü. Şimdi bak Abdullah... Aydın'ı hatırlarsınız zaten. Allah Gönüllerin teknik direktörünü getireceğiz demişti. Sonrasında Fatih Hoca geldi. Başarılı olamadı o dönem. Süleyman, Ama böyle şeyler yaşanabiliyor. Süleyman efendim. Seba'dan sonra en takdir ettiğim başkan iki kişidir. Biri Ösen abidir, bir de Güven abi. Güven Çok Sazak. Çok centilmen Özan Canaydın. Hem hemşerimdir, hem centilmendir. Bana hep şöyle derdi. Bak oğlum derdi. İkide bir de Atatürk Beşiktaşlı diye yazıyorsun. Bak beni uyuz etme, Gel ben sana belge göstereyim diyordu. Dedim abi ben anlamam. Atatürk annesini Beşiktaşlı çocuklara emanet etmiş gitmiş. Anadolu'ya. Beşiktaşlı'da diyorum. tamam mı? böyle tartışıldık. <laughs> Allah rahmet eylesin. Güzel bir başkandı. Şunu demek istiyorum. Abdullah Avcı Beşiktaş'a geldi ya ben karşı çıktım. Gelmesin dedim. Bana kim sorduysa kulüpten de. Ama şunu hep ekledim. Beş yıllığına getiriyorsanız gelsin. İki sene hiç başarı beklemeyin. İyi futbol bile beklemeyin. Ama beş yıl sonra hakikaten yenilmez arma da yapar. Dayanabilir misiniz? Yok. Bir süreç teknik direktörü. Ben Öyle. Sistem adamı. Hocalığıyla alakalı da benim hiçbir soru işaretim yok. Yok. Süreciyle Kesinlikle. alakalı var. Sen dedim hemen yemek istiyorsun. Abdullah Avcı'dan bunu yemez. O bir sistem adamı. O sistemi <laughs> getirecek. O sistem buraya uymayacak. Ayakkabıları ters giymiş gibi olacak takım dedim. Böyle küme düşer beşler dedim. Ahmet Kaval diye Küme düşersiniz dedim bak. Hocaya da yazık olursa de. Geldi. Gitti. Kötü teknik adam. Hayır. Gözü kapalı yarın getir İç bir takıma. Beşiktaş, Fener Gazi'ye ki 5 sene senden başarı beklemiyorum. Kadronu da peyderpey bu 5 yılda kuracağım 5 yıl sonra senden Avrupa'da da Türkiye'de de kayıtsız başarı isterim mazeretsiz de yapar. Ama Türkiye'de böyle bir fırsat kimseye sunulmuyor. Yok öyle bir Türkiye yok yani. Evet. Sabah gazetesinde 19. sayfaya bakalım. Galatasaray ile ilgili sayfaları ilk olarak ekranlara taşıyacağız. Az sonra hem Hürriyet hem de Milliyet'te Emin Bayram'la alakalı haberler göreceğiz. Genç oyuncuyu da Değerlendireceğiz ki sabahta da sahne gençlerin e, başlığı var. Rıdvan ve Ersin'le ilgili de güzel doneler sunmuş Sabah Gazetesi. Bu performansları üstüne konuşacağız. Aslan'ın aklı fikri seride. Mehmet Özcan haberi. Fatih Terim 28 yaşındaki fil dişili oyuncu gelecek sezonda takımda istiyor. Şampiyonluğu büyük ölçüde kaçıran Galatasaray gelecek sezon için fedakarlık yapmak zorunda. İmparator Lemina seriden sadece birini tercih edebilirken 26 yaşındaki orta saha için... Fulham'la temaslar başladı yazmış Mehmet Özcan. Serinin özellikle Başakşehir performansı hakikaten bu sezonki en iyi orta saha performanslarından biriydi. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde de yine ön plana çıkan adamlardan Dıcan Mikel seri. Şimdi benim Ender daha Galatasaray'a gelmeden önce hakkında bilgi sahibi olduğum Ender yabancılardan biridir. Serin. Ondan önceki yere gidersin Çavi ve Iniesta'dır. Ben o tip orta saha oyuncusunu çok severim. Hı hı ne kadar koştuğuna değil. Bak bu çok önemli. Ortaya koyduğu akla bakıyorsunuz. Bilinçli koşu mesafesine bakıyor. Yoksa adam 15 kilometre koşmuş, boşa koşmuş. Adamın arkasından koşmuş. Bu adam Başakşehir maçında ve ondan önceki eski backgroundunda, buraya gelmesine de sebep olan backgroundunda pire gibi koşan ama bilinçli koşan bir adam. Nereden rakibin önünü kesecek, nerede arkadaşını dağıtacak. Bak şimdi İkimiz futbolcuyuz. Galatasaray'ın stoperleriyiz. Biz ikimiz aptalsak, tırnak içinde aptalsak, şuradan doğru Vedat Muriş gibi, Falcao gibi, Van Persie gibi, Gomez gibi akıllı bir santufar ikimiz de panikletir. Niye biliyor musun? Top sendeyse ben olduğu gibi karşısında dururum. Bendeyse de sen durursun. Sadece bir metre açı değiştirmen santuforun işini bitirir. Açı değiştirmek. Bilinçli yapmak kaydı şartıyla. Evet. Çünkü ben sıkışmışım adam o arayı kapatacak sana atayım mı diye düşünüyorum. Düşünürken arkadan başka biri geliyor kafam karışıyor. Bilinçli oyun bütün istatistikleri yerle bir eder. Bilinçli koşu mesafesi, bilinçli pas ve bilinçli açı değiştirme. Şimdi birçok moda deyim var işte pas istasyonu falan hepsi bu bak bilinç futbolda ki İFAP da artık hatalarda bile bu lafı kullanıyor. Bilinçli kurtarış diyor. Bilinçli oynama diye ayırıyor. Ben serinin bunu ender yapan Iniesta ve Xavi'yi başka örnek gösterip eskisinde Gerard'ı gösteriyorum. Boş koşusu olmayan adam var bunlar. Yok. Yani boş ne zaman koşar biliyor musun Gerard mesela? Arkadaşına bağıracaksa bir şey söyleyecekse onun için boş koşar oraya gider. Yani uzaktan bağırmayayım diye gider. Onun dışında daha top rakip kalecideyken 3-4 ihtimali vardır onun. Top rakipteyken alması gereken 3-4 pozisyon vardır onlardan hangisinin olacağını kestirir ona göre tavır alır. O yüzden seri bak böyle oynayacaksa bu şekilde motive edilecekse Galatasaray asla elden kaçırmaması lazım. Hı, hı. Orta sahada en çok ihtiyaç duyulan oyuncu tipi. Ama ben bu sezon ve Galatasaray'da iki ya da üç maç hatırlıyorum. İşte bir Fener maçı. Başakşehir maçı. Başakşehir. Belki bizim kaçırdığımız olabilir. Her maçı çok dikkatli izlemiyoruz bazen. Olabiliyor. Ee, belki kaçırdık ama bu seriye can kurban. Bakalım sezon nasıl bitirecek? O da önemli. Aynen öyle. Çünkü Lemina çok daha önde gibi görünüyordu ona göre. Evet. Ee, eğer öyle ikisinden başladım. bir, birisi arasında bir tercih yapılacaksa e, sezonun son bölümü de belirleyici olabilir. Milliyetin 20. sayfasında bakacağız. Çalışkan ve olgun başlığı var. Bu kelimeler Emin Bayram'ı anlatıyor. Nevzat Dindar'ın haberi anlatansa bugün Roma U16 teknik direktörü olan Tuğberk Tanrı vermiş. 2016-2017 sezonunda Galatasaray U14 takımında Emin Bayram'ın da hocalığını yaptı. Tuğberk Tanrı vermişti. Türk futbolu için gelecek yıllarda ismini çok çok sık duyabileceğiniz e, gerçekten önemli, genç bir teknik adam. Yanlış hatırlamıyorsam 89 doğumlu olmalı. E, onun da adını mutlaka bir kenara not edin. E, çok duyacaksınız ilerleyen yıla, yıllarda. Tanrı Vermiş'in ifadeleri var. Çok çalıştı ve hep üzerine koydu. Örneğin Fulya'da bir Beşiktaş maçı vardı. Kritik bir gol atmıştı. Zaman zaman ön liberoda oynadı. Çalışkanlığıyla kendi yaş grubunda milli takıma seçildi. Ayaklarını çok geliştirdi diyor e, Tanrı Vermiş. Hava topları ciddi bir artısı 1.86 boyunda ve 1-2 cm daha uzayacak. Fizik olarak da kuvvetlenirse çok iyi yerlere gelecek. Oyun görüşü iyi ve gelişmeye açık. Yaşının üzerinde bir olgunlukla oynadı. Donkun iki pasında gelişi güzel uzun top yapmadı. Bilerek ve görerek ileriye vurdu. Kısa bir süre oynadı ama bende de iz bıraktı ki zaten beklentim çok büyük oyuncuda. Şimdi hocanın söyledikleri önemli. Evet. Hocayı da tanıyorum o dönemin altyapısından. Eğer çok iddialı söyleyeyim ama o maçı da izledim. <laughs> Bir savunma oyuncusu Galatasaray'ın gol atmıştı hı hı. Fulya'da. Ee, ama mutlaka o maçtır diyemem başka savunma oyuncusu atmış olabilir. Ama izledim çünkü çok izlerim <laughs> derbileri. Florya'ya da gider izlerim. Hı hı. E, da gider izlerim vaktim oldukça. Şimdi ben şuna baktım sadece. Çocuk hakkında tek söyleyebileceğim de bu. Bir defa izlediğim bölüme bakarak onu hocasına bıraktık. Ona da saygı duymamız lazım. Sonra kontrol edeceğiz. Yani tekniktir, değildir, şudur bu diyemem. Ama bir şeye baktım. Çok zor bir maça girdi. E çok bence yanlış bir zamanda girdi. Yani denize attı hoca onu. Ya yüzme öğrenecek ya boğulacak dedi. Rahat bir maça girmedi. 3-0 galipken alırsın başka bir şey. Her an kaybedilecek. Her anda faturanın kesilebileceği bir yer aldı. Stoper. Tabii. Paniklemedi ben ona baktım. Yüzüne baktım. Ayağının içine pas verdiğinde yakın plan yaptı. Yayına yüzüne baktım. Soğukkanlı. Dedim bu çok önemli. Rahat. Evet. Bu çok önemli bir şey. Savunma oyuncusunda bak ve Santifor'da. Orta sahadakinde başka şey ararım. Yetenek ararım. Ciğer ararım. Koşu mesafesi ararım. Bilinçli Ama savunmada ve Santifor'da ilk olacak özellik neydi? Soğukkanlık. Buz adam mümkünse. Rahat. Paniklemeyecek. Çünkü sen maç içinde paniklersen savunmacı olarak Santifor bunu fark ederse senin o paniğini 90 dakika kullanır. Öbür hafta seni bir hafta önce televizyondan izleyen Santifor'da kullanır. Sezon boyu kullanırlar. rahat sen ki baba bundan uzak dur. Bu adam geliş. Santifor'dan aynı. Abi buna yaklaşma. Hocası derdi. onu uzaktan market, gölge markaj. Onun alanını kapat. Aman ha. Çocukta şimdi o özellik var. Rahat. Çünkü bu maçta rahat olmak önemliydi. 3-0'lı, 5-0'lık maçta buna bakamazsın.